Kardeşlerim, muazzez müminler, Cenab-ı Hak bazen acıda, bazen kederde, bazen sevinçte, bazen hüzünde imtihan eder. Bunların tamamı mihnetin zarfına dahildir. Öyle zaman olur ki gökyüzünden acı yağar, ızdırap yağar. Bu millet zaman zaman böyle günler de yaşamıştır. Devlet-i Aliye'nin ahir zamanları, farklı cephelerden sürekli yenilgi haberleri geliyor. Bir de bunun üzerine müttefik güçler dünyanın maddi anlamda en güçlü donanmasını hazırlamışlar. Ümmetin, İslam'ın zafer kürsüsü İstanbul'a yürüyecekler. Anadolu'da evlerde Muhammedlerin, mücahitlerin şehadet acısı var. Bütün bunların üzerine bir de bu haberler geliyor. Fakat onlar Anadolu evlerinin köşelerinde amin alaylarıyla gittikleri camilerde imkansızlıklar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu Hazreti Kur'an'dan dinlemişler. Firavun gibi bir zalime karşı küçücük bir yavru olan Hazreti Musa'yı bir sandukanın içerisinde Nil'in sularında koruduğunu dinlemişler Hazreti Kur'an'dan. Hazreti Nuh Aleyhisselam fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezducir. Onlar gibi asırlarca acılara, belalara, ızdıraplara düçar olmuş. Sokakta yürürken onu görenler boynuna yapışmışlar, dövmüşler. Öldürünceye kadar döver, öyle bırakırlar. Asırlar böyle geride kalır. Artık Hazreti Nuh Aleyhisselam dayanamaz bunlara da bir gün elini kaldırır. Feda'a Rabbahu enni mağlubun fentasir. Yenildim Allah'ım, yıkıldım Allah'ım. Senin yolunda yalnız kaldım Allah'ım. Asırlarca direndim, takatim kalmadı Allah'ım. Feda'a Rabbahu enni mağlubun fentasir. Elimi uzatıyorum, tut Nuh'un elini. Kuluma imdad eyle Allah'ım diye yalvardığı zaman. Ve fetahna abvâbes semâi bimâin mumhemir. Göklerin kapısı açılır, gök kaynar. Yer kaynar, tufan çıkar. Ve hamelnâhu alâ zâti elvâhin ve dusur. Tahta parçalarından, bulunan çivilerden çakılan, yapılan o tahta parçalarıyla geminin içine biner. Koca bir medeniye, onu her gördüğü zaman gücüne itimat edip peygamberin boynuna yapışanlar, suların tufanın altında kalırken Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'u tahta parçalarının üzerinde korur. Anadolu evlerinde bu ayetleri okurlar. Kur'an'ın sahibi onlara diyor ki, kıymet imanda maddi güçte değil. Nasıl ki onlara karşı Allah Azze ve Celle tahta parçalarıyla yapılan bir gemide Hazreti Nuh'u koruduysa, sizi de bu dünyanın en güçlü ordusuna karşı istikamet ve imanınızı muhafaza ederseniz mutlaka koruyacak. Muhammedler Anadolu evlerinde bu ayetleri dinliyorlar. İngiliz ordusu önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale'yi vurur. Sonra Şubat ayında müttefik güçler gelir. İngiltere'de afişler asılır duvarlara. Davetiyeler basılır. İstanbul'da azınlıklarda hazırlıklar var. Müttefik güçleri karşılayacaklar Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Onlara alkış tutacaklar Ayasofya'da, ayin yapacaklar. Ayasofya'da ezan susturulacak,
çan çalacak. Bunu bekliyorlar ama Muhammedlerden haberleri yok. İstanbul'da, Anadolu'nun farklı köşelerinde, askerlik şubelerinde uzun kuyruklar var. Muhammedler liseleri, okulları bırakmışlar. Beni de yazın, ben de Çanakkale'ye gitmek istiyorum diyorlar. Bir öğretmen ilkokulda derse geliyor. Çocuklar kaşlarını çatmış, ona diyorlar ki, hocam Çanakkale'de sancak yere düşerken siz neden sınıftasınız? İmam cemaatin başı öne asık görünce minberi bırakır Çanakkale'ye gider. Darülfunun'dan öğrenci gider, hoca gider. Onlar gelir dünyanın en güçlü ordusuyla. Ama Hazreti Nuh'u okuyan Muhammed'in imanından habersiz. Mehmet Akif diyor ki, Çanakkale Muharebesi başladığı zaman ben Berlin'deydim. Oraya bir vazife için gitmiştim. Her akşam Ateşli'ye gidiyor. Askeri ateş eden Çanakkale'ye dair haberler alıyordum. Bir gün sordum, dedim ki, ne diyorsun kumandan? Çanakkale'yi geçerler mi? Dedi ki bana, ben askerim, askeri açıdan bakarım. Dünyanın en güçlü ordusu karşısında mukavemet göstermemiz imkan dahilinde değil. Akif döner, kumandana der ki, kumandan, bu ayaklarla ben Anadolu topraklarını karış karış dolaştım. Sanki Berlin'le Çanakkale arasındaki bütün engeller kalkar. Akif Çanakkale'deki Muhammedleri dinliyor. Onların kahramanlıklarına tercüman olur şu dörtlükleri söyler. Diyor ki Akif, Çanakkale'de bana söz verdiler. Dediler ki, denizler, ordu, dağlar donanma yağdırsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, seninle bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi sinede birdir, vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, Çanakkale sarsılmaz. Onlar yıkılacaklar. Üçer, beşer, onar, şehadet makamına yükselecekler. Ama Allah ve Resulünün davasını çiğnetmeyecekler. Başlarlar vurmaya. 18 Mart'ta denizden büyük taarruz başlatırlar. Geçerler bütün tabyalarımızı. En son Mecidiye tabyası kalır. Orayı da ateş sağlığına tutarlar. 14 kardeşimiz, askerimiz, dedemiz şehit olur. Bayılanlar arasında Seyit Onbaşı da var. Kendine gelir, ayağa kalkar. Hemen topa doğru yürür İngiliz zırhlısı, o şimdi İstanbul'a doğru gidiyor. Onun gidişi demek Ayasofya'da ezan sesinin susması demek. Onun gidişi demek Ayşelerin, Fatımaların iffetlerinin kirletilmesi demek. Allah ve Resulünün davasının sancağının ayaklar altında çiğnenmesi demek. Koşar Seyit Onbaşı, fakat topun vinci kırılmış. Elleriyle ya Allah der, 275 kiloluk topu sıklanır. Bismillahirrahmanirrahim der, o şime gönderir. İsabet ettiremez. İner yine ikincisini alır, onu gönderir, o da isabet etmez. Son top kalmıştır, onu da kaldırır, onu gönderir ki وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Hani siz atmıyordunuz, Allah attırıyor, Allah isabet ettiriyor. Oşin burun tarafından isabet alır, döner. Nusret mayının döşediği mayınlara çarpar ve Çanakkale'nin sularına gömülür. Aradan zaman geçer. Cevat Paşa, Seyit Onbaşı'yı davet eder. Der ki, evladım gel. Halk mecmuası için bir fotoğraf alalım. İlgililer bir haber yapsınlar. Diğer cephelere göndersinler senin kahramanlığını. Göndersinler de onlar da bununla moral kazansın.
aynı topu koyarlar koyarlar yere. Bismillahirrahmanirrahim der fakat topu oynatamaz. İkinci ve üçüncü defa, her defasında başarısız olur. Cevap başa döner der ki, evladım sen bunu kaldırmamış mıydın? Evet kumandanım, kaldırmıştım. Fakat yine kaldırmak için kardeşlerimin şehadet mertebesine ulaştığını görmem lazım. Görmem lazım Çanakkale sularından. O şimdi İstanbul'un zafer kürsüsü İslam'ın, zafer kürsüsü İstanbul'a doğru gittiğini görmem lazım. Görmem lazım o şimdi gittiğini. Ezan seslerini susturmak için İstanbul'a doğru ilerlediğini görmem lazım. İşte o zaman ancak kaldırabilirim. Çanakkale bize kâmetle değil, kıymetle kahramanlıkların yazılabileceğini gösteriyor. Bir 57. alayımız var. Binbaşı Lütfü Bey bir akşama doğru çıkar. Askerlerini denetliyor. Uzakta böyle beyaz pamuklar görür, karartı beyazlıklar görür. Sorar evlatlarına der ki bunlar nedir askerlerine? Derler ki kumandanım, emir verdiniz yarın büyük taarruz var. Onun için elbiselerini temizlediler ki Rabbimin huzuruna yürekleri gibi maddi olarak elbiseleri de temiz çıksınlar. Sabah olur, 57. alaya taarruz emri verilir. Sonra 57. alay ve bütün alaylar için madalya merasimi düzenlenecek. Çağırırlar evvela 57. alayın kumandanını, gelmez. Sonra 57. alaydan yüzbaşı çağırırlar, o da yok. Temine inerler, o da yok. Asker çağırırlar, asker de yok. Geride sadece bir muhafız kalmış. O da 57. alayın şehit olmadan önce sancağı çiğnenmesin diye mertebesine ulaştığı bir sancağı sancağını ağacın üzerine asmış. Öyle Allah'a yüceltmiş. Alırlar ağaçtan kanlı sancağı, onun üzerine madalyayı koyarlar. İşte o madalyada, sancakta, Genelkurmay'ın arşivinde bugün Çanakkale'yi o imanla korudular. Bir Teğmen Abdurrahman Bey var. Karargaha rapor gönderir. Karşıma bir tabur geldi. Bir bölükle müdafaa ediyorum. Öğleye doğru ikinci raporu gönderir. Şimdi karşıma bir alay çıktı. Allah ve Resul davasını muhafaza ediyorum. Akşama doğru üçüncü ve son raporunu gönderir. Şimdi bir bölüğün karşısında bir tümen var. Allah ve Resul davasını müdafaa ediyoruz. Çanakkale'yi bu iman, bu aşk, bu heyecanla kurdular. Bir Alman hekim diyor ki, 27. alayın lojistiğinde görev yapıyordum. Bir ikindi vakti, dışarıda bir ses sanki kıyamet kopuyor. Yanımdaki tercümanla dışarıya çıktım. Baktım ki ileride birisi iki elinde iki kılıç bir şeyler söylüyor. Sanki bir aslan yüreğini sökmüşler de bir aslan kükrüyor Çanakkale'de. Emir eline sordum, dedim ki bu neler söylüyor bana tercüman ol. Dedi ki 27. alayın kumandanı Lütfü Bey. Peki ne diyor? Bütün askerleri şehit olmuş. İki kılıcını iki eline almış diyor ki yetiş, yetiş, yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor. Gökyüzü yeryüzüyle Çanakkale Medine ile buluşmuş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle Anadolu'nun evlatları Hazreti Nuh'u, Musa'yı dinleyenler destanlar yazıyorlar. Ve son bir Teğmen Zahit Bey, taarruza geçmeden önce Çanakkale'de kendisine verilen zafer madalyasını bir boşanın içerisine koyar, eşine gönderir. Eşi alır şehidin madalyasını, der ki bu madalya senin mehri müeccelin olsun. Geri kalan paranın bir kısmıyla bana bir mevlit okursun. Eğer artarsa da kısmı
yetiştirdiğine göre, Hazreti Ayşe'nin ve Fatıma'nın ahlakına göre yetiştirirsin. Çanakkale'yi gavur çiğneyemedi, geçemediler. Sizler de onların mektuplarına, emanetlerine, bıraktığı kitaba, örtülerine, uğruna canlarını verdikleri değerlere sahip çıkarsanız, işte o zaman Çanakkale çiğnenmemiş olacak. Şimdi kardeşlerim, nasıl Çanakkale'de acılar, ızdıraplar var, orada bir bahsi İslami, bir İslami diriliş olmuş. Şimdi görüyorsunuz Şam'ın, İdlib'in, Hama'nın, Humus'un sokaklarına yine belalar, yine acılar, yine ızdıraplar yağıyor. Yine Şam'ın sokaklarında anneler kaybettikleri çocuklarının kanlı elbiseleri üzerlerine sarılmışlar, ağlıyor, feryat ediyorlar. Yine Hama'nın sokaklarında tank sesleri, barut kokuları arasından anneler ellerini kaldırmışlar Hazreti Nuh gibi. Çanakkale'ye yavrularını gönderen Anadolu anaları gibi. Feda'a Rabbahu enni mağlubun fentasir. Yıkıldık Allah'ım, yenildik Allah'ım. Elini uzat Allah'ım, imdad et Allah'ım diye yalvarıyorlar. Ey kahhar olan Allah'ım, her şeye kadir olan Allah'ım, sana mağrur olan Titanik'i, içindekileri o bütün azametine rağmen okyanuslara gömerken, tahta parçaları üzerinde sana ellerini kaldırıp iltica eden Hazreti Nuh'u koruyan Allah'ım, Şam sokaklarında barut kokuları arasında oğlumun kanlı elbisesine yapışıp sana ahını, ızdırabını,